Beşiktaş'ta Gençler Birliği karşısında Ricardo Quaresma'nın yokluğu hissedildi. Olumsuz anlamda değil, Q7'nin yokluğu iki maçtır Beşiktaş'ı hücumda daha etkili bir takım haline getirmiş durumda. Quaresma olmadığı için, yani kendini sağ kulvarda dip çizgiye hapseden, ayağa pas yerine gelişi güzel ortaları tercih eden, geçiş hücumlarında topu ayağına dolayarak rakip savunmanın yerleşmesine imkan veren biri olmadığı için, Beşiktaş daha farklı hücum etti. Trabzon deplasmanında Babel ve Lens'in ceza sahası içine yaptığı koşular Beşiktaş'ın hücumda çok daha akıcı olmasını sağladı. Gençler Birliği maçında bu iki isim, bu koşuları çok daha iyi oynadılar. Onlara Alvaro Negredo'nun son derece etkili pivot oyuna eklenince Beşiktaş maç boyunca birçok pozisyon buldu. Evet, belki Negredo topu diğer ayağına çekerken fazla ağır kalabiliyor. Evet, belki Ryan Babel daha iyi bir şut açısı bulmak niyetiyle pozisyonunu kaybedebiliyor. Evet, Lens oyun içerisinde fiziken düşüşler yaşayabiliyor. Yine de, topsuz oyunda bu üçlünün her daim doğru işleri yapmaları, arkadaki Talisca, Tolgay ve Atiba'ya büyük kolaylık sağlıyor. Beşiktaşlı futbolcuların ceza sahasına yaptıkları inatçı topsuz koşular, siyah-beyazlı ekibin ilk yarım saatte 4 net gol pozisyonu yaratmasını sağladı. Son iki sezonu şampiyon tamamlarken oynadığı futbolla beğeni toplayan Beşiktaş'ı diğerlerinden ayıran, güçlü merkez oyunuydu. Bu sezonun büyük bir bölümünde bu terk edilmiş ve yerine bu denli yetenekli bir hücum takımına hiç yakışmayan, orta futbolu, gelmişti. 7 Anderson Talisca Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta 7 gol attı. roketpik.twitter.com/9pikkikoptacan@optacan Marçon 2018 neyse ki Şenol Güneş bu inadından vazgeçti. Gençler Birliği kötü bir savunma takımı değil ve bu maçta da kötü savunduklarını söylemek Beşiktaş'ın hücum performansına haksızlık olur. Geçen haftaki Alanyaspor mağlubiyetine kadar ligde 10 maç yenilmeyen, disiplinli bir takımdan söz ediyoruz. Buna rağmen, Beşiktaş öyle tempolu hücum etti ki, tabelada 1-0'dan daha fazlası olmalıydı. Beşiktaş, Quaresma'nın sahada yer almadığı bu dönemi, özünü hatırlamak için iyi değerlendirmeli. Şu ana kadar çıktıkları iki maçta bunu yaptılar. Başakşehir deplasmanında da yerden oynamaya, ayağa oynamaya ve rastgele ortalar yapmak yerine ceza sahası koşularına odaklanmaya devam etmeliler. 5 Negredo, oyunda kaldığı sürede attığı 5 şut pası ile bu alanda sahanın lideriydi. Görüş, pik.twitter.com/rl4d3w0tqr@optacan@optacan Marçon, 2018 son söz Şenol Güneş'e, Oğuzhan Özyakup, bu oyunun daha önemli bir parçası olmayı hak ediyor.